Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de nüfus konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de beşeri sistemlerde dünyada nüfus, dünyada nüfusun dağılışı ve nüfus piramitlerinden bahsetmiştik. Şimdiki kısmımızda ise Türkiye'deki nüfusun ile ilgili ifadelerden bahsedeceğiz diyelim. Peki bugün biz sizlerle birlikte neler öğreneceğiz? Türkiye'de nüfusun tarihsel süreçteki değişiminden bahsedip daha sonraki süreçte ülkemizdeki nüfusun alansal dağılışı dışından bahsedeceğiz yani Türkiye'de nüfusun yoğun ve seyrek olduğu yerlerle ilgili bilgilendirmeler yapacağız ve en son kısımda da Türkiye'deki nüfusun yapısal özellikleri, eğitim durumu, kırkent nüfus oranı, şehirleşme durumuyla ortalama yaşam süresiyle ilgili bazı kavramlardan bahsetmiş olacağız ve konumuzu bitireceğiz diyelim. Tabii ki de beni dinlerken daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Biz artık ünite 2 dediğimiz kısımda 5 sistemlerdeyiz. Ve burada beşeri sistemlerde ikinci bölüm Türkiye'deki nüfusun değişimi sevgili arkadaşlar. Şurada göçün nedenlerine kadar yani 124. sayfadan 132. sayfaya kadar beni buradan rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Kitabımızı görmeyenler için de şöyle bir kitabımızın açıklamasını yapmamız gerekirse sol tarafta gördüğünüz üzere konu anlatımında beni daha rahat bir şekilde takip edebileceğiniz anahtar ifadelerin yer aldığı güzel bir konu anlatımı kısmımız mevcut. Akabinde tabii ki de anlatıp konumuz bittikten sonra konuyu daha iyi bir şekilde oturtabilmemiz için de hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz üzere çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Soruyla ilgili takıldığın noktalarda karikatu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Şimdi takip edeceğiniz yerler belli. Tabii dersimiz bitti. Dersimiz bittikten sonra ödevlendirmelerimiz de yapmamız gerekiyor. Hemen ne yapıyorsun? Dinamo Soru Bankası kitabını açıyorsun. Burada gene beşi Sistemler kısmında ikinci bölüm Türkiye'de nüfus. Bak burada güzel bir şekilde aldık. 111-116. sayfalar arası. Ben de şöyle hemen 111. sayfayı açayım sevgili arkadaşlar. Hemen gördüğünüz üzere üst kısımda ayrıntılı çözüm model bir sorumuz var. Akabinde çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi özellikle bölüm sonlarında bölüm sonu tarama testleri yer almakta. Bununla birlikte 10. sınıfız yazılıya hazırlanmamız gerekiyor ve sizler için biz bu kitapta yazılıya hazırlık kısımları da hazırlamış olduk. Boşluk doldurmalarımız, doğru yanlışlarımız, klasik sorularımız, eşleştirmelerimiz mevcut. Aynı zamanda bizim TET ve AYT gibi iki tane önemli sınavımız da mevcut biliyorsunuz. Bunun içinde burada özellikle ÖSYM tarzı sorularımızın olduğu kısımlar var. Burada bize ÖSYM TYT ve AYT sınavlarında hangi tarzda soru sorabilir mantığında hazırlamış olduğumuz çoktan seçmeli testlerimiz de mevcut. Takıldığınız noktalarda tekrar söylediğimiz gibi karikotu okutarak alanında uzman öğretmenlerimizden soruların çözümlerini dinleyebilirsiniz. O zaman takip edeceğiniz yerleri açın. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Türkiye'de nüfus dediğimizde tabii ki de insan yaşamı açısından elverişli koşulları bulunduran Anadolu coğrafyası e, eski çağlardan itibaren yerleşim alanı olarak tercih edilmiş ve çok eski dönemlerden itibaren yaşayan insanlarla ilgili bu coğrafyada nüfus sayımları yapılmamıştır. Yapılmadığı için de sağlıklı verileri biz Anadolu coğrafyamız için elde edemiyoruz. E, Osmanlı İmparatorluğu dönemine geldiğimiz zaman bu döneme ait bilgilerimiz özellikle 19. yüzyıla dayanmakla birlikte nüfus sayımı özellikle batı ülkelerinde o sistemli nüfus sayımlarından 150 yıllık süreçten sonra meydana gelmiştir ve Anadolu coğrafyasında Osmanlı Devleti'ndeki yapılan ilk nüfus sayımı ikinci Mahmut döneminde gerçekleştiriliyor ve bu sayım sonucu 1831 yılıdır sevgili arkadaşlar bu sayım tarihi ve bu sayımın temel amacı nedir dersek Tabii ki de sevgili arkadaşlar burada sistemli bir sayım yapmıyoruz. Burada yaptığımız sayım sonucunda elde ettiğimiz veriler bir askeri amaçlı asker sayısını belirlemek. ikincisi alabileceğimiz vergi miktarını belirlemektir. İkinci Mahmut döneminden önce yapılan sayım var mı derseniz yok ama biz bu dönem için sayımlarda Fatih Sultan Mehmet dönemindeki tahrir defterlerinden sayımla ilgili sayım olabilecek bilgileri de ediniyoruz diyelim. Sonraki süreçlere geldiğimiz zaman Abdülmecit 1844 yılında özellikle kimlik belgesi verilecek bireyleri tespit edebilmek amacıyla nüfus sayımı yapmıştır. Daha sonraki süreçte 1874 tarihi Abdülaziz tarafından yapılıyor ve o dönem için Anadolu nüfusunun 12 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir Sevgili arkadaşlar Şimdi dünya geneline baktığımız zaman dünya genelinde geçmişten günümüze kadar nüfus artmıştır. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye özelinde de nüfus seyrinde diyelim sevgili arkadaşlar. Nüfusun şöyle yıllar içerisinde artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bakın ilk sayım yılımız 1927 yılı ve en son grafiğimizde 2018 yılı mevcut sevgili arkadaşlar. 1927 yılından 2018 yılına geldiğimde nüfusun artış gösterdiğini söyleyebilirim. Burada tabii ki de nüfusla ilgili ifadelerde biz burayı 3 döneme ayıracağız. Birinci dönemimiz 1927 yılından başlayıp 1960 yılına kadar geçecek dönem. Şuraya şöyle birinci dönem diyorum. İkinci dönem 1960 yılından başlayıp 1985 yılına kadar geçecek dönem. Şuraya şöyle 2 dedik. Üçüncü dönem ise 1980 5 yılından sonra günümüze kadar olan dönemi kapsayan bir alan olarak ifade edilebilir. Peki bu dönemlerde neler olmuştur dersik gelin hep birlikte şöyle birinci dönemden başlayalım. Birinci dönem biraz önce de söylediğimiz gibi 1927 1960 yılları arasını kapsayan bir dönemdir. Ve bu dönemde ilk 1927 yılında nüfus sayımı yapıldığında ülke nüfusunun hemen şöyle bir önceki sayfamızdaki grafikten de gidersek 1927 yılında yapılan nüfus sayımında ülke nüfusunun 13.6 milyon kişi olduğu ifade edilmekte. Tabii ki de Anadolu'nun bu kadar ciddi anlamda az nüfusa sahip olmasının temel sebebi nedir dediğimizde öncesinde maalesef yaşanan savaşlar sonucunda meydana gelen can ve mal kayıpları. Sevgili arkadaşlar bu dönemde nüfusun ciddi anlamda az olmasına sebep olmuştur. Ama bu dönem içerisinde Türkiye nüfusu gördüğünüz üzere 11 milyon kişi artmıştır. Peki bu dönemde nüfusun artmasında etkili olan olaylar nelerdir? Biz Baktığımız zaman 13.6 milyonluk bir nüfusa sahibiz ve burada özellikle yaptığımız nüfusun artış hızını artırıcı politika sevgili arkadaşlar. Buradaki temel mantığımızda doğum oranlarının artırılması. Doğum oranını nasıl artıracağız? Sağlık koşullarını iyileştirdiğimiz zaman. Sağlık koşullarını iyileştirdiğimizde ölüm oranları da azalacak ve nüfus ister istemez artış gösterecektir. Tabii ki de bu dönemde 1939 yılında Hatay'ın anavatanı katılmasıyla birlikte de nüfusta bir artış yaşanmış. Aynı zamanda kaybedilen topraklarımızdan daha sonraki süreçte Anadolu'ya yoğun Türk göçleri olmuştur. Bu da gene nüfusun artmasındaki önemli olaylar arasında yer almaktadır. Ama şunu unutmayalım burası önemli bir ifade. Şimdi bu dönemin tarihsel olayları içerisinde 2. Dünya Savaşı var. 2. Dünya Savaşı başladığında seferberlik ilan edildiği için erkekler uzun süreli olarak askere alınıyor ve bu bazı ekonomik sorunlara beraberinde getiriyor ve daha sonraki süreçte bu dönemde özellikle gene nüfusumuz artıyor ancak nüfus artış hızımız düşmüştür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik nüfusun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda ikinci dönemi sevgili arkadaşlar. İkinci dönem 1960-1985 yılları arasını kapsayan bir dönem ve bu dönemin sonunda Türkiye nüfusu 50 milyon kişi olarak ulaştığı ifade edilmekte. Tabii ki de bu dönemde nüfusun artış hızında bir azalma var. Bak burada iki tane önemli kavramımız var. Bir nüfus miktarı dediğimiz bir kavram. İkincisi ise artış hızı dediğimiz bir kavram. Bunların ikisi aynı kavram değil. Nüfus miktarı artabilir ama artış hızı bir önceki döneme göre azalabilir. Yani bu ifade bizim için tehlikeli bir ifade. Şuradan gideceğiz tamam mı birazdan. Şimdi baktığımız zaman 1960-1985 döneminde nüfus artış hızı neden azalıyor dediğimizde özellikle bu dönemde ne oluyor sevgili arkadaşlar? 1960 yılında devlet planlama teşkilatı kuruluyor. Ve devlet planlama teşkilatı diyor ki burada biz aile planlaması uygulamasına geçmemiz lazım. Ve bu aslında bir nebzede nüfus artış hızını azaltıcı politika benimsediğimizi gösteriyor. Bunun dışında 63 yılından itibaren yurt dışına yapmış olduğumuz işçi göçlerinin özendirilmesi gene bu dönemde nüfus artış hızımızın azalmasına sebep olan durumlardan bir diğeridir diyebiliriz. Üçüncü döneme geldiğimiz zaman 3. dönem 1985 yılı ve sonrasını kapsayan bir dönem ve bu dönemin başında Türkiye nüfusunun artış hızında ciddi bir düşüş yaşanmış. Daha sonraki süreçte nüfus artış hızı genel olarak yavaş yavaş azalma eğilimine girmiştir. Tabii ki de bu durumun ortaya çıkmasında yani nüfus artış hızının azalmasında etkili olan olaylar nedir dediğimizde e biz ne yapıyoruz bu dönemde? Özellikle kırdan kente yoğun ölçekte göç hareketi var ve şehirleşmeye bağlı olarak değişen bir aile yapısı var mı? Artık çok çocuklu ailelerden daha az çocuklu ailelere geçiş yapıyoruz. Şehre göç ettiğimiz zaman iş imkanlarının fazlalığı ve kadınların özellikle çalışma hayatında aktif bir şekilde rol alması bu dönemdeki nüfus artış hızının azalmasındaki temel sebeptir diyebiliriz. Eğitim seviyesindeki ilerlemeler evlilik yaşının yükselmesine sebebiyet veriyor ve bu da gene nüfus artış hızının azalmasındaki etkenlerden bir tanesidir diyebiliriz özellikle şehirleşmeye bağlı dedi ki o zaman tarım dışı sektörlerdeki istihdam ister istemez bu dönemde nüfus artış hızının düşmesine sebep olmuştur diyebiliriz hemen şöyle burayı toparlamamız gerekirse sevgili arkadaşlar doğal nüfus artışı ve yurt dışından yapılan göçlere bağlı olarak Türkiye'deki nüfus sürekli artmıştır diyebiliriz peki. Bu doğal nüfus artışı nedir dediğimizde bunu da şurada güzel bir şekilde gösteririm. Hemen şuraya şöyle doğal nüfus artışı diyorum. Eşittir dedim. Bir ülkede meydana gelen doğum oranlarından o ülkede o yıl meydana gelen ölüm oranlarını çıkarırsın ve burada doğal nüfus artış hızını bulursun. Peki bir de gerçek nüfus artış hızı var. Burada gene doğum oranlarından ölüm oranlarını çıkarırsın. Yani aslında burada neyi gördün? Doğal nüfus artış hızını gördün. Buraya artı eksi göç dersin. Göç almış mı? Göç vermiş mi? Bu ifade bizim için önemlidir. Hemen şöyle bizim ülkemizin nüfus artış hızı grafiğine baktığımızda mesela burada yapacağımız en önemli yorumlardan bir tanesi nedir? Mesela nüfus artış hızının en düşük olduğu sayım yılı hangisidir? Şöyle bir tabloya baktığımız zaman 2020 yılı nüfus artış hızının en düşük olduğu dönemdir. Ve bu dönemde nüfus artış hızımız binde beşli seviyelere gelmiştir diyebiliriz. Peki nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem nedir dediğimizde hemen şöyle bakıyorum. Kaç tarihi burası? 1960 tarihi. O zaman 1960 tarihi de nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem olarak karşımıza çıkmakta. Peki bu grafiğe baktığımızda Türkiye'deki nüfusun en fazla olduğu dönem 1960 yılı dersem doğru olur mu? Tabii ki de olmaz. Neden dediğimizde? Çünkü bu ülkemizdeki nüfus artış hızının gösterildiği bir grafiktir. Yani nüfusa eklenen kişi sayısının bir önceki dönemle kıyaslanarak gösterildiği bir grafiktir sevgili arkadaşlar. Bunu verdiği zaman evet nüfus artış hızı en yüksek 1960 nüfus artış hızı en düşük 2020'dir ama şunu unutma nüfus miktarının bak miktarı diyorum sayısal değer tamam mı? Miktarın en fazla olduğu kısım Tablodaki en son yıldır miktarın en az olduğu kısım nüfus miktarının en az olduğu kısım en baş kısımdır tamam mı? Artış hızı başka bir şey bizim buradaki miktar başka bir şey. Bunu şöyle de size söyleyebiliriz ya da örnekleyebiliriz daha iyi bir şekilde oturabilmesi için mesela ben buraya şöyle bir grafik çizdim şuraya şöyle artış hızı diyorum tamam mı çocuklar? Ee, şuraya da şöyle dersler diyorum. Mesela dersi girdik birinci derste tamam mı? Birinci derste sınıfta 10 kişi olsun. Şimdi ikinci derse geldiğimiz zaman sınıfta 15 kişi olsun. Kaç kişi artış yaşandı burada? 5 kişilik bir artış var değil mi? 5 kişi eklendi. Yüzde kaçlık bir artış var burada? Yüzde 50'lik bir artış var. Hemen şuraya 0, şuraya 50, Şuraya 100 diyeyim tamam mı? Artışı yüzde olarak göstereceğiz ya. O zaman ikinci derste %50'lik bir artışım var mı? Şuraya şöyle ikinci ders diyorum %50'ye geldim. Şimdi sınıf 15 kişiydi. Üçüncü derse geldiğim zaman sınıfa 15 kişi daha geldi ve 30 kişi oldu sınıfımız. O zaman burada da artış 15 kişi oldu mu? Ve artış oranımı baktığımda yüzde yüzlük bir artış oranım var mı? O zaman şuraya da şöyle üçüncü ders diyorum. Şöyle yüzde yüzü aldım. Sonra devam ettim. Dördüncü derse geldiğim zaman dördüncü derste 40 kişi oldu sınıfım. Ve artışım kaç? Artı on kişi değil mi çocuklar? Peki oranı kaç? Kaçta kaçlık bir artış var? Üçte bir. Yani yüzde otuz bir artışım var mı? O zaman dördüncü derse geldiğim zaman yüzde otuz üçlük bir artış var mı? Peki biz birinci dersten dördüncü derse geldiğimizde artış oranlarımızın değişimine bakarsak burada bir yükselme var. Burada bir düşme var. Peki bakın dikkat. Artış oranının en az olduğu ders dördüncü ders. Tamam Peki sınıftaki kişi sayısının en fazla olduğu ders hangisi? Dördüncü ders. Artış oranı en yüksek dersimiz üçüncü ders ama üçüncü dersteki kişi sayısı dördüncü derstekinden daha düşüktür. Peki en az öğrenci sayısı kaçıncı derste grafiğimize göre? İkinci derste bak 15 kişi. O yüzden şunu unutmayalım. Artış oranı ile nüfus miktarı aynı kavramlar değil. Bana artış oranı yüzde kaçlık bir artışın yaşandığını söyler bir önceki kısma göre haberimiz olsun. Peki şimdi biz bu nüfusun artışı ile ilgili ifadelerde nüfus artış hızının artmasının olumlu olumsuz sonuçları ile ilgili ifadeleri de bakmamız lazım. Mesela diyor ki birinci ifade mal ve hizmetlere olan talep artar. Mal ve hizmete olan talebin artması için ne olması lazım? Nüfusun artması lazım. Nüfus arttığında mal ve hizmet olan talep artarsa ticaret artar mı? O zaman bu olumlu bir sonuçtur. Hemen şuraya şöyle biri yazdım. Nüfusun dağılışı dengesizdir diyor. Dengesizlik varsa bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını da göz aldığımızda bu bizim için olumsuz bir durumdur diyebiliriz. Üretim artar, evet artar, bu olumlu bir durum. Bununla birlikte ekonomik kalkınma hızı düşer. Niye? Demografik yatırımlar artacaktır. O zaman bu nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında yer almaktadır. İç ve dış göçler artar. Neden? Çünkü nüfusumuzun artış hızı yükseldi. Olumsuzluk olarak iş imkanları kısıtlandı ve biz bulunduğumuz yerden başka alanlara göç etmek zorunda kaldık. O zaman bu iç ve dış göçlerin artması nüfus artış hızının olumsuz sonuçları içerisinde yer alır. Vergi gelirleri artar. Şimdi kendi mal düşündüğünüzde hemen ne yaptınız? Direkt olumsuza gittiniz. Çünkü bizim için olumsuz bir durum diyorsunuz ama burada genel bazlı düşündüğümüzde devlet için düşündüğümüzde vergi gelirlerinin artış göstermesi nüfusun artışının olumlu sonuçları arasında yer alır. Nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. Zorlaşır diyorsa direkt olumsuz. Bak cümle içerisinde de zaten olumsuz bir ifade var. O yüzden direkt bunu olumsuz kısma aldık. Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersiz kalır. E gene olumsuz bir durum umar 8'i buraya aldık. İş gücü artar, işçi ücretleri ucuzlar. Şimdi bakıyorsun, olumsuz bir durum benim için ama şöyle düşün. Mesela ben bu kalemi üreteceğim. Eğer ki iş gücüm çok az ise, bu kalemi üretirken işçiye vereceğim ücret fazla olur ve bu kalemin de ister istemez maliyeti yükselir ve ben bunu Size daha pahalı bir şekilde satmak zorundayım. Bu olumsuz bir durum. Ama benim bunu ürettiğimdeki işçiye verdiğim ücret azalırsa bu kalemin maliyeti de azalır. Bu olumlu bir durumdur. O yüzden bunu unutmamış olalım. Doğal denge bozulur. Olumsuz bir durum var. 10 numarayı da buraya aldık sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'deki nüfusun dağılışı ve bu dağılışı etkilen faktörlere. Tabii ki de dünyada olduğu gibi. Söylemiştik zaten dünyada nüfusun dağılışını etkilen faktörler var diye. Türkiye'deki da ülke içerisinde düzenli bir şekilde dağılmamıştır. Bazı alanlar yoğun nüfuslu, bazı alanlar seyrek nüfuslu olarak karşımıza gelir. Tabii ki de bu dağılıştaki etkili olan faktörleri biz ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler, bunlardan ikincisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler. Bak doğal faktörlerde insan etkisi yok. İklim Yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü, toprak tipleri Türkiye'deki nüfusun dağılışını etkilen doğal faktörler. Tarım, ulaşım, sanayi, göçler, turizm, madencilik, ticaret ve ormancılık faaliyetleri. Sevgili arkadaşlar Türkiye'deki nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Obağa geldik 6 tane haritamız var. Hemen şöyle arka kısımda da güzel bir Türkiye haritamız yer almakta. Hemen şöyle teker teker gitmemiz gerekirse sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki nüfusun dağılışını etkileyen faktörlere baktığımızda Türkiye'de iç bölgelere göre özellikle daha ılıman iklim koşullarına sahip kıyı bölgeleri ile ulaşım, sanayi ve tarım açısından avantajlı yerler nüfusun yoğunlaştığı alanlar olarak dikkat çekmekte. Peki kıyı bölgelerimize baktığımız zaman burada hangi alanlarda nüfusun daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Hemen geliyoruz şöyle bir İstanbul ve çevresi iki Bursa ve çevresi. 3. İzmir ve çevresi çok çok önemli. Antalya çevresi, Adana çevresi, Samsun çevresi sevgili arkadaşlar. Bu alanlar Türkiye'de iç bölgelere göre iklimin daha ılıman, ulaşımın daha gelişmiş, tarım faaliyetlerinin daha yoğun ölçekte, ticaretin daha fazla, turizmin daha fazla yapıldığı alanlar olduğu için bu alanlar diğer alanlara göre daha böyle yoğun nüfusludur diyebiliriz. Tabii ki de burada bak ne dedik? Tarımsal faaliyetler bu alanlarda nüfusun yoğun olmasında etkili olabilir. Onun dışında ticaret faaliyetleri bu alanda nüfusun yoğun olmasında etkili olabilir. Turizm faaliyetleri gene bu alanda nüfusun yoğun olması Etkili olabilir diyebiliriz sevgili arkadaşlar Tabii ki de kıyı kesimde yer alan elverişli iklim şartları dedik ama Buna karşılık mesela dağlık alanlar yüksek dağlık sistemlerin bulunduğu alanlar Kuraklığın etkili olduğu alanlarda ise nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz Peki bu ifadeye nereler gelecektir? Bak burada yoğun nüfusluları burada da şöyle seyrek nüfusluları söyleyebiliriz Özellikle bir Doğu Anadolu bölgesi Bununla birlikte Tuz Gölü çevresi bu iki alan Türkiye'deki nüfusun seyrek olduğu alanları içerisinde yer almaktadır. Ne dedik biz Doğu Anadolu bölgesi için? Bir yüksekte olduğu için, ortalama yükselti fazla olduğu için, iki arazi dağlık ve engebeli olduğu için. Ama burada Tuzgölü ve çevresi için neyi söyleyeceğiz? Kuraklığın daha belirgin ölçekte yaşanması tarımsal yani ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilemiştir ve bu alanlarda da nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de ortalama yükseltimiz fazla. 1141 metre yüksekliğe sahibiz ve Türkiye'de belirli bir yükseklikten sonra genellikle yerleşmelerimiz sıcaklığın düşmesine bağlı olarak azalacaktır. Ülke bizde arazinin düz veya hafif eğimli olduğu verimli topraklarda nüfusumuz yoğun iken özellikle dağlık engebeli alanlarda nüfusumuzun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada arazinin ortalama yükseltinin dağlık sistemlerin daha fazla olduğu alanlara geldiğimizde özellikle Doğu Karadeniz'deki Doğu Karadeniz dağları yeryüzü şekillerine bağlı olarak arazinin daha engebeli olmasıyla birlikte nüfusun daha seyrek olduğu alanlardan bir tanesidir. Bunun dışında özellikle burada sevgili arkadaşlar teke ve taşeli platolarının bulunduğu alan Menteşe yöresi dediğimiz hatta da kayar tam şu kısım şöyle hemen şunun altında teke platosu var burada karstik bir arazimiz var burada taşeli platosu karstik arazi buradaki kayaşlara bağlı olarak da nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bu alanda Menteşe yöresi dediğimiz alan ve bununla birlikte Toros dağlarının bulunduğu alanlarda nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu alanlarda hem ekonomik faaliyetler sınırlı hem de ulaşım faaliyetleri sınırlıdır diyebiliyoruz. Tabii ki Türkiye'de su kaynaklarının zengin olduğu alanlar var. Bu alanlarda nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle akarsu kenarları bizim için çok önemli. Burada tanımsal faaliyetleri yürüttüğümüz Adana ve çevresi sevgili arkadaşlar. Özellikle iç bölgelerimizde Amasya ve çevresi, Eskişehir çevresi, onun dışında Ergen Havzası'nda özellikle Meriç Nehri ve çevresinde nüfusun daha yoğun olduğunu söyleyebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Bununla birlikte Türkiye'deki yerleşmelerin seyrekleştiği, nüfusun azaldığı alanlara baktığımızda ne diyoruz? Yüksek yerler, eğimli yerler, engebeli dağlık yerler, su kaynakları bakımından fakir alanlar olarak ifade edilebilir. Peki Türkiye'de özellikle ticaret faaliyetlerinin yoğun ölçekte geliştiği alanlarda ulaşımın ve geliştiği alanlarda nüfusun da yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Antep çevresini alabilirsiniz. Adana çevresini alabilirsiniz. İzmir, Antalya, Bursa İstanbul, Ankara çevresini alabilirsiniz. Bu alanlarda sevgili arkadaşlar özellikle ticaretin beşeri faktörlerinin etkisiyle nüfusun daha yoğun olduğunu söyleyebilmekteyiz. Tarımsal faaliyetlerde özellikle delta ovalarını alacaksın. Bunları unutma çünkü buralar verimli tarım arazileri olduğu için nüfusunda yoğun olduğu alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Kıyı alanlarda özellikle İzmir ve çevresi, Antalya ve çevresi burada yoğun nüfusun olmasının temel sebebi turizm faaliyetleridir. Mesela Muğla'da Bodrum'da sevgili arkadaşlar özellikle yaz döneminde nüfusun yoğunlaştığını, kış döneminde ise nüfusun seyrekleştiğini söyleyebiliriz. Ulaşım faaliyetleri açısından düşündüğümüzde İstanbul'u Ankara'yı İzmir'e ulaşım güzergahları içerisinde olması sebebiyle yoğun nüfuslu olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle haritamıza da baktığımızda bu Türkiye'deki nüfusun yoğunluğunu gösteren bir harita. Yani bu haritanın Türkçe meali kilometre kareye kaç kişinin düştüğünün gösterildiği bir haritadır. Ve baktığımız zaman Türkiye'deki nüfusun il bazlı yoğun olduğu alanlar içerisinde İstanbul, Bursa, Ankara, Adana, Gaziantep çevresi Batman çevresi ki burada maden var, petrol. Zonguldak çevresi hem taş kömürü hem demir çelik fabrikaları. Doğu Karadeniz'de kıyı kesimde özellikle Trabzon, akabinde Samsun ve Ordu. Burada özellikle batıya geldiğimiz zaman İzmir ve çevresi nüfusun yoğun olduğu alanlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle arazinin dağlık, engebeli, tarımsal faaliyetlerin, ulaşım faaliyetlerinin sınırlı olduğu Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da özellikle Tuz Gölü çevresinin daha seyrek bir nüfusa, nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Aritmetik nüfus yoğunluğu. Aritmetik nüfus yoğunluğu Türkiye'deki toplam kişi sayısının yüz ölçümüne bölünmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Biraz önceki haritamız. Ve aritmetik nüfus yoğunluğumuzun en yüksek olduğu ilimiz... İstanbul ve İstanbul'da kilometre kareye 2976 kişi düşmekte. Aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilimiz ise sevgili arkadaşlar Tunceli olarak geçer ve Tunceli'de kilometre kareye 11 kişi düşmektedir. Şunu unutmayalım. Aritmetik nüfus yoğunluğunun dünya üzerinde fazla ya da az olması ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında hiçbir bilgi vermez bize. Gelin şöyle şuraya da bir bakalım. Buralarda nüfusun yoğun mu seyrek mi olduğu ifadesini hemen şöyle haritamı da alıyorum. 1. Kırklareli'nin bulunduğu alanı işaretlemiş bize ve Kırklareli'nin bulunduğu alanda nüfus yoğunluğu daha seyrektir. Neden dersek çünkü bu alanda yıldız dağları var ve yıldız dağları bu alanın olumsuz bir hale gelmesine sebep olmuş. O yüzden de nüfus yoğunluğunun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. 2 e, numaraya geliyorum İstanbul var. E, burada nüfusun yoğunluğunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle beşeri faaliyetlerin etkisi çok çok önemlidir diyoruz. Hemen şöyle 3 numaraya geldiğimiz zaman Çanakkale'yi vermiş bize nüfus yoğunluğu daha az. Bunun temel sebebi özellikle Biga Yarımadası'nda yer şekillerinin engebeli olması. Bir de ulaşım sistemlerine sapı olması. Bundaki en önemli etkendir diyebiliriz. 4 numara Bursa Bilecik hattı sevgili arkadaşlar. Burada nüfus yoğunluğu daha fazla. Özellikle beşeri faaliyetler buradaki nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili unsurlardır diyebiliriz. Geldik şöyle 5 numara İzmir ve çevresi. Hemen şöyle haritamdan da bakarsak sevgili arkadaşlar İzmir ve çevresinde nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de burada hem beşeri faktörler hem de doğal faktörler nüfus yoğunluğunun fazla olmasında sebep olmuştur diyebiliriz. Muğla'ya geldiğimiz zaman özellikle Mentişi yöresinde yer şekillerinin engebeli olması nüfus yoğunluğunun az olmasına sebep olmuştur diyebiliyoruz. Bakın burada teke platosu var. Teke platosunun bulunduğu bu alan karstik bir ara olduğu için bu alanda nüfus yoğunluğu daha seyrektir. Ama şurada Antalya Ovası var. Burada ise nüfus yoğunluğu daha fazladır. Özellikle beşeri faaliyetlere bağlı olarak nüfus yoğunluğunun artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Turizm faaliyetleri, tarım faaliyetleri buradaki önemli etkendir diyebiliyoruz. Şöyle 11 numaraya geldiğimiz zaman Karaman Mersin hattını veriyor. Burada nüfus yoğunluğu seyrek. Neden dediğimizde çünkü bu alan karstik bir araziye sahip. Peki bu karstik arazi dediğimiz nedir dersek özellikle burası Tekke platosu burası ise sevgili arkadaşlar Taş eli platosu. Bak burada arazi düz ama velakin şuradaki Teke platosunda güneybatı Toroslar bulunduğu için arazi kısmen de olsa engebelidir. 12 numaraya geldiğimiz zaman Adana-Hatay dediğimiz hat yani tam şu kısım burada nüfus yoğunluğu fazla. Burada hem doğal faktörler hem de beşeri faktörler nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili. Su kaynakları zengin, tarımsal faaliyetler için verimli delta ovası var, ulaşım faaliyetleri gelişmiştir. Bunların hepsi tabii ki de burada nüfusun yoğun olmasında etkili. Antep Urfa hattına baktığımızda 17 numarayla bu alanda gene nüfusun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel sebebi de beşeri faktörler, sanayi faaliyetleri, ulaşım faaliyetleri diyebiliriz. Aynı zamanda tarım faaliyetleri Güneydoğu Anadolu projesi ile birlikte yoğunlaşan tarım faaliyetleri bu alanda nüfusun yoğun olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Geldik Güneydoğu Torosların tam bitiş kısmında Hakkari. Bakın gördünüz mü? Nüfus yoğunluğu ne kadar düşük? Bunun temel sebebi doğal faktörler. Sevgili arkadaşlar özellikle yeryüzü şekilleri diyebiliriz. Geldik şöyle 19 numarayı Erzurum Kars Ardahan hattı. Burada ortalama yükseltinin fazla olması bu alanda nüfus yoğunluğunun daha seyrek olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. 16 numarada Rize Trabzon eğer ki burası biraz daha tehlikeli. Kıyı kesimi veriyorsa bu alanda nüfus yoğun, bir tık daha iç kesimi veriyorsa bu alanda nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. 15 numarada Sivas özellikle iklimdeki sıcaklık ortalamasının düşük olmasıyla birlikte nüfusun daha seyrek olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Sinop'ta burada özellikle Küre Dağları Kıyı ile iç kesim arasındaki interlandı kestiği için nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle şuraya yer şekli diye de yazıyorum. Zonguldak Bartın hattı hem taş var hem demir çelik fabrikası aynı zamanda liman özelliği. Yani burada özellikle beşeri faktörler nüfusun yoğun olmasına sebep olmuştur. Ankara zaten idari kent. Burada özellikle nüfusun yoğun olması gene bu kapsamda düşünülebilir. Konya Ankara demiş. Bak Tuz Gölü çevresi. Burada özellikle kuraklığın belirgin ölçekte görülmesi nüfusun seyrek olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Bak 40-50 dediğimiz alanda nüfus yoğunluğu az. Eksi diye atıyorum. İstanbul'a geldim. Hemen onu da başka bir renkle artı diye atayım. Çanakkale'ye geldik seyrek dedik. Bursa Bilecik hattı nüfusun yoğun olduğu. İzmir gene nüfusun yoğun olduğu. Muğla çevresi nüfusun seyrek. Antalya'nın bulunduğu o bak Antalya körfez dediğimiz kısımda nüfusun yoğunluğunun fazla. Teke Hemen şöyle eksiği düzeltelim. Teke platosu ve taşeli platosunda eksiği attık. Bak tuz kuraklık dedik eksiği attık. Ankara idari yapı artı attık. Zonguldak Bartın artı atıyoruz. Sinop'a geldiğimiz zaman eksiği attık. Nüfus yoğunluğu daha az. Sivas'ta eksiği attık. Akabinde Rize'nin kıyısında nüfusun daha yoğun. iç kesimleri doğru seyrekleştiğini. Aynı şekilde Erzurum Kars Ardahan hattında nüfus yoğunluğunun daha az olduğunu. Hakkari'de daha az olduğunu. Gaziantep Urfa hattında nüfus yoğunluğunu daha fazla. Adana Hatay hattında da nüfus fonksiyonunun daha fazla olduğunu artı eksi kısmıyla da tekrar şöyle göstermiş olalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'deki nüfusun yapısal özelliklerine. Burada nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, cinsiyet dağılımından bahsedeceğiz. Ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, kır kent nüfus oranı ve eğitim durumdan bahsedip bu kısmı da bitirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle geldiğimiz zaman tabii ki de dünya ölçeğinde baktığımızda nüfusun cinsiyete göre dağılımı genel itibariyle birbiriyle paralellik gösterir. Türkiye nüfusuna baktığımızda toplam nüfusumuzun %50, 41'lik kısmını erkek nüfusu, %49,59'luk kısmını ise kadın nüfusu oluşturmaktadır. Ama Türkiye ölçeğinde özellikle ülke içerisinde kadın ve erkek nüfus oranları bölgeler arası farklılık gösterir. Neden dersek şundan dolayı. Şimdi bizim bir göç yönümüz var. Hangi yönde? Doğudan batıya doğru. Göçe sebep olan unsur ekonomik faktörlerdir ve göç eden kısımda cinsiyet erkek nüfusu daha yoğun ölçekte olduğu için göç veren yerlerde kadın nüfusu daha fazladır. Göç alan yerlerde ise erkek nüfusu oranı daha fazladır diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik yaş gruplarına göre dağılım. Burada tabii ki de Bağımlı nüfuslar ve aktif nüfus olmak üzere 0-14, 15-64, 65 yaş ve daha üzeri kısmı ele alacağız. Türkiye'nin toplam nüfusuna baktığımızda 65 yaş üzerindeki ülke nüfusunun %9'luk kısmını, 15-64 yaş grubu yüzde %65'lik kısmını, 0-14 yaş grubu ise %26'lı kısmını oluşturmuştur diyebiliriz. Bakın bu ifade bizim için çok önemli. Bizim ülkemizdeki kişilerin yaşlarını toplayıp Toplam nüfusa böldüğümüzde ortanca yaşı buluruz ve son döneme baktığımızda bak 80 yılından sonra 19 24, 29, 31. Ortanca yaş artmış mı? Artmış. O zaman tabandan beslenmemiz azalmıştır. O zaman burada da bizim ülke nüfusumuzun da yaşlandığını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Eğitim durumuna geldiğimizde Cumhuriyet'in döneminden günümüze kadar eğitim hizmetlerindeki iyileşmelere bağlı olarak okur yazarlık oranında da yükselmeler yaşanmıştır. 1935 yılında 6 yaş ve üzerindeki nüfus dikkate alındığında nüfusumuzun %19'u okur yazar iken 2016 yılında bu oran yüzde %96,2'lik kısma yükselmiştir diyebiliriz. Hemen baktığımız zaman grafikte Türkiye'deki toplam nüfusa baktığımız zaman %96,7'lik kısmı okuma yazma biliyorken %3,3'lük kısmımız bilmiyor. Kadın ve erkeğe geldiğimiz zaman erkeklerde okur yazarlık oranı kadınlara göre daha yüksektir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmamış olalım. Bak Cumhuriyet tarihinden günümüze geldiğimizde ülkemizdeki eğitim hizmetlerinin de artış gösterdiğini söyleyebilmekteyiz. Geldik nüfustaki kır nüfus oranına göre dağılım. Tabii ki de burada toplam nüfus içerisindeki kır ve kent nüfus nüfus oranına dahil oranlar ülkelerin özellikle ne yapıyordu? Sosyoekonomik verileri hakkında bilgi sahibi olmamız sağlıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımızda ülkemiz tarım ülkesiydi ve bizim ülkemizde kent nüfus oranının ciddi anlamda düşük, kır nüfus oranının da ciddi anlamda fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama yıllar içerisindeki kır nüfus oranı azalmış, 1980-85 yılları arasında eşitlenmiş, 85 yılından sonra kır nüfus oranı ciddi anlamda azalırken kent nüfus oranının ciddi anlamda artış gösterdiğini söyleyebiliriz ve bizim ülkedeki toplam nüfusun yüzde 92,3'lük kısmını şehir nüfusu, yüzde 7,7'lik kısmını ise kır nüfusu oluşturmaktadır diyebiliyoruz. Peki 15-64 yaş grubu dedik ya bunlar aktif nüfustur, çalışma çağındaki nüfustur ve bu nüfusun sektörlere göre dağılımına baktığımızda ülkedeki 15-64 yaş grubunun yüzde 54,3'lük kısmını hizmetler sektörü, yüzde 27'lik kısmını sanayi ...sanayi %18'lik kısmını ise tarım sektörü oluşturmakta. Cumhuriyet'in ilanı yani 1927 yılı nüfus sayımından itibaren... ...2016 yılına geldiğimizde tarımda çalışanların oranında bir azalışın... ...sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranında bir artışın yaşandığını söyleyebiliriz. Bak bana böyle bir grafik verdiğinde şunu derse... ...1927 yılında tarımda çalışan nüfus... 2016 yılındaki tarımda çalışan nüfustan daha fazladır derse bak şuraya şöyle yüzde diye de yazıyorum bu ifade yanlıştır. Neden? 1927 yılında toplam ülke nüfusumuz 13.6 milyon mu? 2016 yılında 84 milyonluk bir nüfusumuz var sevgili arkadaşlar. Bakın 84 milyonun %20'lik kısmı 15-64 yaş grubunu biraz önce zaten söylemiştik. Hemen şuradan da ben tekrar alayım. O çalışma çağındaki nüfus 15-64 yaş grubu olarak geçer. %65'i burada mı? Bunun %60'ı desen hemen hemen 50 milyonluk bir çalışma çağındaki nüfusumuz var. 50 milyonun %20 20'si ne yapacaktır sevgili arkadaşlar? 10 milyon yapacaktır. Yani burada 2016 yılında kabataslak bir hesapla tarım sektöründe 10 milyon kişi çalışıyor. Hemen şuraya geldiğimizde 13.6 milyon demişiz sevgili arkadaşlar toplam nüfus ve bunun çalışma çağındaki nüfusa baktığımız zaman burada 7 milyonluk bir çalışan nüfus olsun ve bu nüfusun yüzde sekseni yani 5 milyonlu kısmı nerede çalışıyor? Tarım sektöründe çalışıyor. Yani bana burada oran verdiğinde ben toplam nüfusu bilmediğim için buradaki çalışan kişi sayısı buna göre daha fazladır derse bu ifade doğru bir ifade olmaz. Haberiniz olsun. Geldik Dinamo Soru Bankası kitabımızdan seçtiğimiz soru. Bize nüfus artış hızını binde olarak gösteren bir grafik vermiş ve yukarıda verilen Türkiye ait nüfus artış grafiğine bakılarak aşağıdakilerden hangi hangisi söylenemez demiş. Hemen şöyle olumsuz ifadeyi de gösteriyoruz. A. Türkiye nüfusu bazen artış bazen azalma göstermiştir demiş. Türkiye nüfusu diyor. Bak bu ifade biraz tehlikeli. Burada nüfus artış hızını vermiş mi? Vermiş miktarı vermemiş değil mi? Miktarla ilgili bir ifademiz yok. O zaman bak bilemedik tamam mı? Bu şıkkın içinden çıkamadın. Evet burada azalış var dedin. Doğrudur dedin. Bu bir doğrusun. Diğerlerine de bakalım. En yüksek nüfus artış hızı 1960 yılında olmuştur diyor. Hemen şöyle bakıyorum. Evet artış hızının en yüksek olduğu dönem 1960 yılı. Doğrudur. İkinci Dünya Savaşı döneminde nüfus artış hızı düşmüştür. 1945 dönemine bakıyorum. Evet nüfus artış hızı düşmüştür. Kesin doğru. 85 yılından sonra nüfus artış hızı sürekli azalmıştır diyor. 85 yılına bakıyorum. Hop nüfus artış hızı evet sürekli azalmış. 1965 yılından sonra nüfus artış hızı 10 yıl boyunca önemli bir değişiklik göstermemiştir. 65 yılından sonra 75'e geldiğimizde evet göstermemiş. O zaman bu ifade de doğru. Tamam mı? Çıkkımız ne oldu? A seçeneği oldu. Niye? Bak şimdi sen bu iş biraz önce dedik ya çok tehlikeli bir ifade. Nüfusu demiş. Eğer ki bunu şöyle deseydi. Türkiye'de nüfus artış hızı bazen artış bazen azalma eğilimine girmiştir. Doğruydu. Ama nüfus hep benim artış hızım artı değerlerde olduğu için her daim artmıştır sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım. Azalan ne? Artış hızın eklenen kişi sayısı azalış göstermiştir. Buna da dikkat edin. Evet dersimizin sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki nüfusun tarihsel değişiminden bahsettik. Ülkemizdeki nüfusun yoğun ve seyrek olduğu yerlerden bahsettik ve Türkiye nüfusuyla ilgili çeşitli özelliklerden bahsedip dersimizi bitirmiş olduk. Videolarımız sevgili arkadaşlar sizler için yararlı oluyor mu? Yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Bizim ekstra sizler için yapmamızı istediğiniz şeyler var mı? Hocam bunlarla ilgili de çalışma yapalım. Çok iyi olur diyebileceğiniz önerileri biz açığız. Yorumlar kısmına mutlaka bunları yazmanızı istiyorum. Ödüllü sorumuz bir sonraki sayfada cevapları yorumlar kısmına yazın ve kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.